Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımda bugün çok ilginç bir atmosferde ve çok önemli bir konukla beraberim. Türkiye'nin ilk ve tek kadın kar leoparı Esin Handal yanımda. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhaba. Hoş bulduk. Hikayenizi dinlemeyi merakla bekliyorum ve arkadaşlarımla da paylaşmayı, ama nerede olduğumdan biraz bahsedeyim. Arkadaşlar, biz kış eğitim kampındayız. Bolu'da, Aladağ'da 1500 metre yükseklikte bir kamp alanındayız. Burada kışla ilgili işte kar mağarası mesela nasıl yapılacak, onunla ilgili bir video da yarın burada gerçekleştirdikten sonra onu da çekeceğim. Onu da izleyebilirsiniz. İşte kamp malzemeleriyle ilgili az önce eğitimler aldık bir başka hocamızdan. Çığla ilgili, kar yürüyüşüyle ilgili farklı farklı hayatta kalma mücadelesi, nasıl beslenilmesi gerekilebilir işte böyle tehlikeli zamanlarda. Tüm bunlarla ilgili 30 gazeteci, Türkiye'nin farklı medya kurumlarından, televizyonlarından, gazetelerden, ajanslardan 30 gazeteci arkadaşımla birlikte hafta sonunda burada kamptayız ve önemli isimlerle de tanışma, önemli eğitmenlerle de karşılaşma imkanımız oldu. Ben de değerlendireyim dedim. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Davetimi kabul ettiniz. Hikayenizi dinlemek istiyorum Esin Hocam. Türkiye'nin ilk ve tek kadın kar leoparı ne zaman oldunuz? Nasıl oldunuz, ama öncelikle kar leoparı ne demek? Tabii, önce evet, kar leoparı ne demek? Çünkü aslında kar leoparı dünyadaki soyu tükenmekte olan bir hayvan. Çok değerli bir hayvan, yükseklerde yaşayan bir hayvan. Bu ödül onların soyun tükenmesini biraz daha ilgi çekebilmek için, işte bunları durdurabilmek için avlanmayı verilen bir sertifika. Çok eski bir ünvan aslında. 1961 yılında verilmeye başlanmış. Şu an dünya çapında bunu hak kazanan 600'e yakın dağcı var. Bunların sadece 32 tanesi kadın ve ben 32. kadınım. 2019'da mı almış? Evet. Ondan sonra demek ki dünyada hiç kimse, hiçbir kadın daha kar leoparı ünvanını alamadı. Pandemi dolayısıyla alan yok. Nedir kar leoparı? Eski Sovyetler Birliği'nin sınırları içerisinde, ki çok büyüktü sınırları biliyorsunuz. Burada yer alan en yüksek 5 dağına, ki bunların hepsi 7000-7500 metre arası yükseklikte. Bunların 5'ine çıkan kişiye ve bunları ispat eden dağcıya bu sertifika veriliyor. Türkiye bunun neresindeydi? 1994 yılında Nasuh Mahruki almıştı ve 94 yılından sonra hiç kimse alamamıştı. Yani ulaşılamadı. Biraz zor dağlar. Yaklaşık 25 çünkü. Sene sonra mı siz, evet, almış oldunuz? Evet, tam 24 sene sonra, 25 sene sonra ben almış oldum. Ben ve partnerim Bülent Çınar dağıldı. İşte şu an Türkiye'de 3 tane kar leoparımız var. Ben tek kadın. Yani eski Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği coğrafyası içerisinde yer alan o 7000-7500 metre yükseklikteki dağlara, o 5'ine de çıktınız. Doğrudur. 5'ine de çıktınız. Ne kadar süre içerisinde? 2015 yılında ilk dağıma çıktım. 2019 yılında bitirdim. Aslında hızlı tamamladım. 4 senede 5 dağ. Gerçekten çok hızlı. Evet, bir senede 2 tanesini birden şanslıydım. Hava izin verdi. Çıktık. Çok güzel bir ekiple. Ne kadar sürüyor bir dağa çıkmak ortalama? Bir ay, iki ay harcıyor musunuz mesela? Adem Hocam az önce Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan bahsetti. 55 gününü harcamış Himalayalar'da. Sizin o tırmanış maceralarınız ve süreleriniz ne oldu? Çok genel anlamıyla aslında biz dağları biner metre olarak ayırt ediyoruz. 7000'ler ve 8000'ler. Ama 7800 metreye çıkarsam da 7000'lik statüsünde çıkıyorum. Şimdi 8000'lik dağlar için 1,5-2 aya ihtiyacımız var. 7000'lik dağlar için biz ne yaptık? Bizimki biraz daha kısa aslında sürüyor. Ama yine bir ayınızı alıyor. 30-35 gün sürdü bizim ekspedisyonlarımız. Ama tabii bu sadece yılda bir ay dağda olmuyorsunuz. Oraları çıkabilmemiz için, güç kazanabilmemiz için antrenmanlarımız var. Öncesinde de Türkiye'de 1-2 ay kadar antrenman yapıyoruz. Genelde dağlardayız yani. Şu anda peki Türkiye'de neler yapıyorsunuz? Yani pandemiyi hariç tutarsak dağ tırmanışlarının dışında neler yapıyorsunuz? Aslında son 3 yıldır, yani bu projenin içerisindeyken ben son 3 yıldır Almanya'ya taşınmak zorunda kaldım. Ve 3 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Ama hem Türkiye'ye geldiğimde çok sık geliyorum zaten. Hem Almanya'da pandemi bizi şöyle etkilemedi. Biz projelerimizi yapamadık. İşte bu sene bir 8 binlik projemiz vardı, iptal oldu. Buna bütçe bulamadık, sponsor bulamadık. Çünkü şu an kriz yaşıyor bütün dünya. Ama biz sporumuzu yapmaya devam ettik. Yani şehir antrenmanına devam ettik. Zaten ormanda bir bulaşma riski olmadığı için dağlarımıza çıktık. Antrenmana bir şekilde devam etmek zorundayız. Çünkü vücut ve kas sistemi unutuyor. Bugün aynı zamanda eğitim vereceksiniz. Eğitim faaliyetlerine, evet, de devam ediyor musunuz ayrı yerlerde bu şekilde? Evet, gerekli olduğu zaman. Ne gibi eğitimler bunlar? Dağcılık. Dağcılık. Hayatta kalma. Hayatta kalma. Doğayla iç içe yaşama. Bugünkü dersimiz sanki beslenme. Aslında başta söylediniz işte, beslenme, sıvı alımı, donmalar ve çığ bilgisini ben vereceğim akşama. Çığ bilgisi. Umarım çok sıkmam sizlere. Yok canım, seve seve memnuniyetle dinleyeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Son olarak dağcı olmak isteyen arkadaşlarımıza, gençlerimize bir tavsiyeniz var mı? Neler yapmalılar? Nereden başlamalılar? Tabii ben de zaten eğitimlerini aldım.
Türkiye Dağcılık Federasyonu tek yetkili kurum bu konuda. Tabii ki vakitleri yoksa ya da başka seçenekleri de var. Özel kulüplerden alabilirler, üniversite kulüplerinden alabilirler ama antrenör olmak istiyorsanız, hakem olmak istiyorsanız, bu işi sertifikalı yapmak istiyorsanız ve dağlara rehberlik yapmak istiyorsanız, insanları çıkartmak istiyorsanız Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitimlerini bitirmiş olmanız gerekiyor. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin ilk ve tek kadın kar leoparıyla tanıştırmış oldum sizleri kanalımda. Başka konuklarım da olacak sonraki videolarda. Buradaki kampta önemli videolar çıkacak. Dediğim gibi kar mağarası nasıl yapılır videosu. Hocamızın öğrettiği derslerle ilgili bir takım videolar. Bir de aynı zamanda bir vlog videosu gerçekleştireceğim. Bizi izlemeye devam edin. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.